Via Nomentana ile Corso Trieste'nin kesişimindeyim abi. Arkanda bir Carrefour var. Corso Trieste'ye mi devam edeyim, Via Nomentana'ya mı devam edeyim? Via Nomentana, Corso Trieste. 4 yol ağzındayım abi. Sushi'ci var bir tane. Bir tane kiliseye benzer bina görüyorum abi, evet. Tamam abi. Chiesa Paracia, Le di San Giuseppe, Alla Vita. Güney'e doğru, güney yoluna doğru. Da biraz öyle anlatma. Doğru. Corso Trieste'den mi ineyim? O 4 yol ağzından şeye geçmen alayım lazım. Corso Trieste, şimdi sen Corso Trieste. Kiliseyi nereden giriyorsun sen? Kilise şu an abi şöyle. 4 yol ağzında, evet. Tamam mı? Corso Trieste istikametine doğru baktığım zaman, tamam, kilise arkamda kalıyor. Tamam, o zaman sen arkana dönüp abi o kiliseye doğru yürüyüp şey yapacaksın. Sola gideceksin. Yani senin arkanın solu yani, anladın mı? Ya da tekrar öne ya da kiliseye baktığın zaman sağdan gireceğim. Ben çok kötüyüm bu konularda. Yani Corso Trieste'yi sol koluma mı alayım? Tamam. Corso Trieste'den yüzün kiliseye dönük bir şekilde çıktın ya, sağa gireceksin dört yol ağzından aşağıya. Orası Via Nomentana. Tamam. Kilise yürürken solunda kalacak. Oh hayır. O zaman yanlış. Kopilot olsaydın ralliyi kaybetmiştik Yunan. Burada mısınız lan? Kanka şey, radyodalar. Oyun oynuyoruz da ben öldüm şimdi. O yüzden buradayım. Ha, ne yapıyorsun? Konuşamıyorum. Sen ne yapıyorsun lan? İyi lan, Roma'dayım. Vay anasını satayım ya. Ha, sokakta kaldım, canım sıkıldı. Bir arayayım, ne yapıyorsunuz, yayında mısınız hala? Sokakta niye kaldın lan? Ya Auster'in tarihini yanlış buklamışım kanka. Ha, havaalanında uyurum diye düşünüyordum. Sonra dedim ki ya tren istasyonunda uyuyayım. Sonra olaylar zinciri gerçekleşti. Önce Muhammed, sonra da Ahmet olarak tanıtan bir adamla tanıştım. O bana dedi ki burada dedi, çalıyorlar dedi her şeyi dedi. Ben de dedim okey. Sonra kalktım hostele gittim. Hostel dedim burada takılsam olur mu, yok dedi ya maalesef olmuyor. Dedim okey. Abi üzerime polis çağrıldı az önce. Sıcağı sıcağına hemen. Kanka bak bir şey diyeyim mi? Irkçılık değil de yemin ediyorum ten rengim biraz daha kahverengi olsaydı durumdan sıyrılmam mümkün değildi çocuklar. Yani görece... Ya abi hostel tarihini yanlış buklamışım. Yanlış bir şey yapmışım yani. Ondan sonra fark ettim uçağa binince. Dolmuş yani şeyler her yerde zaten. Son günde bulunmaz yani Roma'da yer ya. Dedim okey, havaalanında uyurum falan. Sonra havaalanında baktım çok böyle tatlı güzel bir yer yok. Dedim tren istasyonuna gideyim, orada uyuyayım. Unuttum çünkü Roma istasyonunun çok ne kadar pis bir şey olduğunu. Tabii. Bir gittim anasını diyeyim orada. Mini bir diyorsun. Adamla... Termine rezalet bayağı ya. Termine bayağı rezalet. Unutmuşum abi. 3 yıl oldu gelmeyeli Roma'ya. Sidik show. Aynen Sidik show. Takılayım bakılayım dedim. Sonra orada bir tane Iraklı adamla tanıştık. Adam da abi de nasıl sarhoş. Kafayı yani bulmuş. Böyle bir muhabbet, o Türkçe konuşuyor benimle falan. Muhabbet etmeye çalışıyor. Burada çalıyorlar her şeyi dedi. Lan dedim okey eyvallah abi dedim falan. Gideyim hostele bari hani belki resepsiyonda takılmama müsaade ederler. Etmediler. Tamam mı? Yok abi kusura bakma olma. Küçük bir hostel zaten. Ben de dedim iyi madem girdik içeri, binanın içindeyim. Şu merdivenlerde oturayım, kitap okuyayım. Sabah edeyim de sabah yani, çünkü ertesi günde şeyim var, rezervasyonum var. Ondan sonra abi oturuyorum merdivenlerde. İşte gelen giden var. Gelen giden Buonasera diyor. Ciao diyor falan, anladın mı? 3 kişi geldi, 4 kişi geldi. Sorun yok. Bir tane adam geldi. Böyle sakallı, 40 yaşlarında bir tip, böyle elinde telefon var. Böyle bakıyor. Böyle İtalyanca bir şeyler dedi. Kusura bakma dedim. İtalyanca bilmiyorum. Pardon. Niye buradasın dedi İngilizce. Dedim işte o tarihte rezervasyonum vardı da yanlış yapmışım. Dur oğlum dur da. Yanlış yapmışım rezervasyonu. İşte yarın sabaha bekliyorum ki check-in edeceğim dedim. Ha, tonight for tomorrow. Okay falan dedi. Geri çıktı. Ben dedim okey, herhalde tatmin oldu yani. Oturdum yine yerime. Çıkarttım Kindle'ı, işte okuyup kitap okuyorum falan. Sonra herif geri girdi. Ne? Bu bir şeyler soruyor bana. Ama böyle çok ağır aksanlı İngilizce konuşuyor, tamam mı? Anlaşılmıyor yani. Dedim ne falan. Böyle anlaşmaya çalışıyoruz. Dedim ya işte otelde kalacağım yarın sabah. Gel beraber çıkalım bakalım işte rezervasyonumu istersen. Hangi otel bir şey diyor. Böyle sorgular bir şeyle, tamam mı? Allah bir agresif Allah. Yani. Ondan sonra iki kelime üç kelimesinin arasından bir yerden polis yayı anladım ben. Dedim lan polis mi çağıracak? Nedir? Nerede yani? Merdivende oturuyoruz. Ondan sonra tekrar çıktı abi. Ben de yayı almadım, tamam mı? Ondan sonra tekrar oturdum. Bir gelip gidiyor bu arada. Selamlaşıyoruz. Çıkıyorlar. Yollarına gidiyorlar. Böyle cuma akşamı ya. Hani millet geç geliyor evine yani. Evler de var çünkü apartmanda. Neyse abi sonra adam geri geldi. Sen niye bu? Baya bu sefer biraz daha tarzı şey, tamam mı? Daha direkt böyle. Ha, ne ayaksın bundan dedim. Hocam niye gerdim ben seni? Yani, hani ne... Nedir bir şey kimseye bir zararım yok. Şurada oturuyorum. Gideyim mi yani? Ne istiyorsun benden? İstiyorsan gideyim. Bina senin mi nedir falan. Polis çağıracağım. Sen bekle falan dedi en son. Allah Allah. Suçun ne, anasını satayım? He değil mi? Abi ben de. Aynen. Oğlum. Loitering. Oğlum ya kanka he yani maksimum odur da. Yani anladın mı? Ya kanıma dokundu şimdi polis çağırdı dedi. Ben de gitmedim. Ha. Bekledim ki polis gelsin ki netleştirelim mevzu yani, anladın mı? Uzasın hani, polis dedin sen de okey. Kanka şimdi gideceğim eşkal verecek falan polis anladın mı? Daha akıl bir durum yani. Geleyim polisle konuşayım. Ne oğlum yani efendi gibi oturuyorum. Bir şey yaptım, Kindle'ımı çıkartmışım. Medeni şey yapıyorum yani. Neyse abi çıktım kapıya, biraz bekledim içeride. Herif dışarı çıktı çünkü ben en son
şeyinden sonra. Uzun uzun telefonla konuşuyor. Yani konuşuyor, konuşuyor. Ama nasıl konuşuyor? Ulan dedim. Asiktir ya. İlk telefonu açınca dedim ki polisi arıyor herhalde. Ama sonra çok uzayınca dedim ki ulan polisle bu kadar uzun konuşulmaz. Lan açacaksın diyeceksin ki binamda garip sakallı bir herif var, kapat gel yani. Anladın mı? Ne anlatıyorsun polise? Bayağı adam toplamış. Ondan sonra çıktım peşinden falan, böyle kapının önünde su içiyor. Gittim yanına, elimi uzattım, dedim ben Yiğit, ben hani dedim otele şey yapıyorum, nedir sıkıntı, nedir yani, çözelim, niye sinirleniyorsun yani falan. Elimi sıkmadı, böyle falan bir şey diyor, ırkçı abi falan. ırkçı. Ondan sonra abi değilmiş, polis geldi sonra. Ben bekledim ha kapının önünde, apartman kapısının önünde. Polis otosu geldi, yanaştı, adam gitti onlarla konuşmaya. İki tane böyle polis memuru indi arabada. Ben de bekliyorum ki 5 saniye bir şey anlatacak. Hani bakın bu adam diyecek, beni gösterecek. Sonra polis de bana gelecek. Ben de işte anlatacağım durumu. Diyeceğim ya turistim, yeni geldim. Polis adamı götürmüş değil mi? Twist mi? Yok abi, twist şu. 10 dakika konuştular. 10-15 dakika konuştular. Tamam mı adamla? Ama polisin de bir noktadan sonra yüzünde bıkkınlık ifadesi var. En sonunda ben unuttum polisin geldiğini artık. Geri kitabımı açtım çünkü yani. Ondan sonra geldi abi geri polis. Bana geldi. Merhaba dedi falan. Dedim İngilizce konuşuyor musun? Bir tane genç vardı. O iyi İngilizcesi iyiydi. Allah'tan bu arada en büyük gerginliğim oydu. Adamı açmadım. Ha aynen. Dedim abi dedim ben oteli yanlış tarihte şey yapmışım. Yatakları da yokmuş, boş yatakları. Yani Roma burası da hani son dakikada yatakta bulunmuyor bir yerde. Ondan sonra dedim böyle böyle. Hani dedim merdivende oturayım sabaha bekleyeyim dedim. Abiyi sinirlendirdik bir şekilde falan. Allah sen tanış mı? Sen daha önce görmedin mi bu adamı bir yerde dedi. Dedim yo abi dedim, ben daha bugün indim şehre. Bir identification görebilir miyim dedi falan. Gösterdim işte dedim, böyle Yunanistan'da yaşıyorum. Tabii şey göçebeyim falan diye izah etmedim uzun uzun. Yani Yunanistan'da çalışıyorum işte, orijinal Türkiye'liyim falan işte, pasaportu gösterdim aldım. Roma'ya gezmeye işte geldim yavşak yani. He ya Roma'ya gezmeye geldim abi, aldım bugün indim yani şeyi falan da gösterdim. Tren biletini işte şeyden nasıl? Havalimanından gelen. Ondan sonra sen işte tamam ne yapıyorsun işte dedi, burada gezme turistsin dedi, turist dedi. İşte şuradaki otele geldim dedim, yanlış tarihlerde yapmışım abi işte falan bilmem ne anlattım. Adam çok sakin karşıladı. Ha. Sen dedi yani bu adamla ne oldu dedi şimdi. Dedi abi dedim oturuyordum merdivende, abi geldi gitti sinirlendi, polis çağırdı. Ben anlamadım dedim yani, ben kimseye bir zararım yok. Sen yani görmedin değil mi bu adamı dedi daha önce. Yok abi dedim, ben bugün geldim şehre daha. Ha dedi peki ya, adam çünkü diyor ki dedi, Tetris burada, sen bunu videolarını çekiyormuşsun, bunu spoilyormuşsun. Asiktir. Dedi. Abi dedim yok, telefon yanımda istersen al bakayım göster, göstereyim yani son fotoğrafları videoları bir şey. Ha yok yok yok, gerek yok dedi polis. Belli ki çünkü o da tespit etmiş arkadaşlarındaki herifin manyaklığını. Anladın mı? Ha aynen. Ben de dedim ya bana aşırı kilit oldu. Hani beni bir şekilde suçlamaya çalıştı. Için. Ha, uydurmaya çalıştı. Ya da herif paranoyak. Olabilir. Anladın mı? Hani tanımadığı bir adam binasında oturuyor. Herif tribe girdi hemen falan. Hani böyle bir hafif şizofreni bir durum falan var gibi. Korktum yani. Ya korktum denmez de şüphelendim. Ama ondan sonra polisler de ben sonra telefonu göstereyim dedim. Yok yok gerek yok dedim abi. Yani bu durum böyle. Okey. İyi akşamlar dedim. Kimliği geri verdi. Hiçbir şey demeden gitti polisler. adam hala orada ama. Adam hala oradaydı abi. Ben en son dedim herif neyse daha da kıllandırmayalım yani. Adam çıktı sonra son bir baktı bana. Baktı hala ben oturuyorum. Polisler gitmiş şey demeden geri girdi. Ben de şöyle arkasından... Elinde boğazını kesiyormuş hareketi yapsaydın kesin. İyice kafayı yesin diye. Ben de öyle nezih bir park buldum. Geldim oraya oturdum. Aa parktasın sen bayağı. Ha aynen aynen. Oğlum bak yemin ediyorum bu senaryodan çocuklar çok çok içtenlikle söylüyorum. Ten rengim bir çıt daha kahverengi olsaydı bu kadar sağ salim kurtulamazdım. Görece Akdenizli gözüküyorum diye yani evet, adam evet. Yerine koydular polisler. Çünkü gecenin bir saatinde bir binada oturuyorum. Yani. Ha, aynen aynen. Yani raflı İtalyan da gözüküyor olabilirim ya. Değil mi? Zaten şey hani Yunan mısın falan diye sordu kartı görünce. Yok dedim abi. Tamam Milano'da olsan ev bulurduk bu arada da Roma'da tanıdık yok ya. Ya Roma'da tanıdık var mı? Mekan bulmak da evet. Zor bu arada. Vay anasını satayım olaya bak ya. Oğlum çok acayip olaymış. Aynen. İtalya'nın delisine denk gelmez sıkıntı oğlum. Aynen Sungur'un yayını gitmiş evet abi. Ya. Sabah kaçta açılıyor abi hostel? Kanka hostel şu anda ben sabah 11 mi 12 mi ne öyle bir şeyle check-in edebileceğim de. İkinden önce almıyorlar. Sabah olunca rahatsın zaten. İkinden önce. Kanka aynen aynen. Güneş baktım 6.30'da doğuyormuş. Güneş doğana kadar kaynatırım. Ondan sonra gider bir yerde kruvasan americano. Sonra giderim hostele. Ya şimdi şu an Roma'da böyle villalardan eski belli ki çok kodamanlara ait falan villalardan bozma parklar oluyor ya İtalya'da. Ha. Girişte kafe gibi bir yer var. Kafenin yanında banklar var. Hatta masaları da duruyor kafenin de. Şimdi kafenin masasına oturmayalım. Yine polis yine gelmesin ama. banklara oturdum. Şu an gelen giden yok. Bayağı epey aydınlık bir yer.
O yüzden şu anki mekanım iyi gibi. Kulaklık takma bak Yiğitcan. Kulaklık takma. He, kulaklığım şu an bir kulak boşta kanka. Abi donunu sakın çıkarma orada yani. Abi he, kulaklık takma, uyuyakalma sakın bir de yani. Yok kanka herhalde uyuma. Ben aslında polise deseydin lan sizin merkezde sabaha kadar durabilir miyim falan deseydin yardımcı olurlardı bence. İyice kaşınmak değil mi ben? Kanka. Yok lan. Bir şey diyeceğim. Polisler böyle şeyler yapıyor ha. Yani hani sizin merkezde durayım abi, işte beni arabayla şuradan şuraya götürür müsün? Yardım ediyorlar yani bu konularda. İtalyan yasalarını bilmiyorum da Türkiye'de var o muhabbet. Evet Türkiye'de var. Türkiye'de bir yerden bir yere gidersen polis sana yardım etmek zorunda falan gibi muhabbetler var. Kanka onu düşündüm yani polis daha doğrusu onu sormayı değil de polise durumu açıkladıktan sonra dedim ki acaba polis şey derse hani kalacak yerin yoksa gel merkeze falan gibi bir teklif yaparsa gider miyim diye düşündüm. Teklif yapsalar giderdim ama teklif yapmadan söylemek de bilmiyorum garibime gitti yani. Hocam gelebilir miyim sizinle nezarete? Niye? Yok be oğlum. Deseydin keşke ya. Termini de garda tanıştığım abi de çok acayip bir abiydi. Onunla iyi anlaştık ama sonunda. O nasıldı? Onun da şey neyi vardı? Abi ben ilk termini de uyuyabilirim diye düşünürken güzel bir bote bir yer buldum kendime. Tamam mı? Merdiven altı. Çektim işte böyle şey laptopu çıkardım. Böyle bir şeyler izliyorum YouTube'da. Cipsimi saldım falan bakkaldan karşıda. Oturuyorum böyle bir şeyler izliyorum falan. Adam merdiven altına girdi. Bir kere bu şüpheli bir hareket, tamam mı? Niye giriyorsun merdiven altına? Allah Allah. Geldi böyle o benim yanıma gelir gelmez ben hemen adamı çok da hani adamdan kullandığımı belli etmeden laptopu katlayıp hemen çantaya koydum. Normal. Nerelisin diye sordu. Dedim Türkiye. Aa ben de Iraklıyım dedi. Türksen dedi hatta direkt böyle. Aa dedim evet. Böyle kırık bir Türkçesi var ama anlıyor diyor falan. Kerkük'lüyüm dedi. Abi ondan sonra çok random bir şekilde bir şeyler söylüyor, tamam mı? Kırmançı dedi. Yok dedim bilmiyorum Kırmançı'yı. Anlasa niye bilmiyorsun dedi. Dedim ne nasıl bileyim yani? Abi lazım olmadı yani. Ne demek niye bilmiyorsun? ne bileyim yani hiç denk gelmedi falan. Öcalan dedi. Dedim tanıyor musun dedi. Dedim şahsen değil. Yani. Allah Allah. Haberlerde gördüm yani adamı, evet. Ne düşünüyorsun dedi. Dedim abi karışık mesele, ne istiyorsun benden bu akşam yani. Ondan sonra geri döndü Kırmançı dedi. Dedim abi bilmiyorum falan. Anladım sarhoş. Tamam mı? Ondan sonra. Kafa gitmiş onun. Kafa gitmiş bunun. Ondan sonra dedim abi isim ne? Muhammed dedi, sonra Ahmet diye düzeltti. O adını bile unutmuş ama ajan olmasın. Ya yok bir şey olursa falan diye şey olmasın diye isim veremesin diye fake isim söylüyorlar. Abi bak sabaha kadar açık Burger King'ler olur, mekanlar olur, bunlar var mı? Ya da bak cami olabilir belki Roma'da. Yok ama Muhammed ya da Ahmet artık ismi neyse. Kodu da Ahmet. Adamla muhabbeti bir noktadan sonra işte böyle loop'tan çıkartabildim. Ahmet. Tamam mı? İşte dedim abi böyle ne kadar zamandır buradayım? 7 senedir buradayım dedi. Ya bu İtalyanlar dedi, bu İtalya dedi. Oğlum falan filan ne. Adam muhabbeti bir noktada yaptıktan sonra dedi ne yapacaksın şimdi dedi. Dedim abi işte otele gideceğim herhalde ama bakacağım yani durumu. Bir soracağım resepsiyonda kalabilir miyim diye falan. Bu arada yani çok basit Türkçeyle anlatmaya çalışıyorum bunların hepsini tabii ki. Adam seni gerdi ama değil mi? Büyük ihtimalle gerdi adam seni biraz. Yok ya adam kanka ilk approach'ında gerdi. Çünkü niye giriyorsun merdiven altıma yani? Ondan sonra muhabbet esnasında baktım herif sadece sarhoş. Yani bir şey yok, anladın mı? Kötü bir niyeti yok. Hatta konuşurken şey dedi abi şey sefaret şurada dedi. Büyükelçiliği kastediyor. Ha evet abi. Ya falan dedi. Ya oğlum yok o kadar kriz anında değilim ya. Bak. Şey kafe yakında kafe mi var kanka? Ha aynen. Açıkmıştan içinden oluk oluk insan çıkıyor. Şu an bana bakıyorlar garip garip. Allah Allah. Git kafeye konuş abi böyle böyle de. Ben zaten polis çağırdılar da geldim. Siz de çağırmayın falan. Aa evet lan kesin kamera var. Dur lan bakalım. Yok lan şu an Allah'ın bankında oturuyorum. Bir şey olmaz herhalde. Neyse olursa. Zaten genç cool çocuklar çıktı içeriden ya. Bir şey olmaz ya. Sırayla bana sırayla kamera bana doğruysa bakıyor. Şu an niye? İspanyol merdivenleri de boşmuş. Niye bakıyorlar ki? Niye bakıyorlar ki? Ne var ki yani? Hani ben de bunu anlamadım. Hani hiçbir insan görmediler gece oturun. Tuhaf hakikaten ya. Yani. Tuhaf bir huyu yani. Sorry, don't speak Italian. Ah, yine geldiler. Ne oluyor? You're going to close the gate. Okay, hold on. All right. Ne oluyor? Parkta mı bir şey yapıyorlar? Parkın da kapısını kapatıyor herhalde bahçesi falan. Sorry, I'm on a call, ha. Kanka, inanılmaz adam nereye girse ya biri geliyor ya biri kapatıyor. Kanka meramını anlat bari ya. Nereye gidebilirim falan filan diye sor bir bari ya. Ulan adama yardım da edemiyorum, sinir oldum. So is this a cafe or something? Restaurant. You guys are working here. All right. I thought it was a park. Yeah. All the other gates close for 9 o'clock. So all parks close at 9. Yeah. Okay. Niye İrlandacı gibi İrlanda aksanı? Oğlum parkı niye kapatırsınız? Bu İtalyanlar da cins ya. Evet abi. Oğlum bu arada ben de live cam'lere bakıyorum. Her yer bomboş lan bugün. Roma bitmiş be.
Aa şey dolu. Campo de Fioridoro. Bura nere bilmiyorum tam ama. Market mi? Campo de Fiori. Oğlum şey gibi olduk. Morpheus gibi olduk. Yönlendiriyoruz adamı burada. Evet, Campo de Fiori dolu abi. Evet, meydan abi. Orada market bana var. Bana bir exit bulun. Bana bir exit bulun beni. Evet abi. Çıkış var. Campo de Fiori abi. Resultante Campo importante. Aynen. Ulan. Orası oğlum, güzel gözüküyor. İstersen bir bak. Allah'ım parkını saat 9'da niye kapatıyorsun oğlum ya? Yalan söylüyorlar kanka bence. Yok lan yok. Bayağı kilitlendiler oğlum kapıyı. Park kapatmak komikmiş gerçekten evet. Arkamdan kilitlendiler çıktılar. Şey normalde 9'da kapanıyordu. Herhalde restoranda bir şey yapıyorlardı da açık bırakmışlar yani. Abi parkın Roma Pantheon çıktılar. Pantheon meydanına yakın mısın? Roma Pantheon meydanı. Bilmiyorum ki abi. Telefon şimdi powerbank'te çantada. Hacılar hadi madem o zaman bana direkt Morpheus'luk yapın. Ben şu an telefon powerbank'te çantanın içinde GPS çıkartamıyorum. Corso Trieste'deyim abi ben. Biriniz açın bana GMAP. Nerede abi? Corso Trieste mi? Ha Corso Trieste. Buldum. Corso buldum. Trieste ile şeyin kesişimindeyim hatta size söyleyeyim. Bu nerede? Öteki sokak adı ne? Via Nomentana ile Corso Trieste'nin kesişimindeyim abi. Corso Trieste. Burada Carrefour. Arkanda bir Carrefour var galiba. Yok. Bak, içinde kafe olan bir tane park var. Parco Virgiliano Cafe Nemoranese. Muhtemelen buradasın. Olabilir. Sen. Muhtemelen oradan çıktım abi ben işte. Oradan biraz uzaklaştım. Evet abi. Corso Trieste ile Via Nomentana. Via Nomentana sağ kolunda. Corso Trieste sol kolunda. Öyle çaprazlıyım. Via Nomentana. Ah buldum. Buldum. Aynen. Corso Trieste. Aynen. Şimdi burada şey var abi. Sen acaba bunun ama neresindesin? Bir tane kilise var kanka bak. Kiliseye gidebilirsin. Church of St. Joseph. Nerede abi? Nasıl gideceğim? Corso Trieste'ye mi devam edeyim? Via Nomentana'ya mı devam edeyim? Via Nomentana. Ya orada bak şimdi bir tane yol Via Nomentana Corso Trieste bunun arasından geçiyor. Yani sen tam bu dört yol ağzında mısın? Dört yol ağzındayım abi. Tamam. Senin bulunduğun yer acaba şey olabilir mi? Prim Corso Trieste diyor ya da acaba sushici var bir tane. Ben sushi görmüyorum. Kanka işte o parktan çıktım herhalde. Yemyeşil bir alan kocaman ama böyle. Ha herhalde o parktan çıktım işte. Orada bir tane abi şey olması lazım. Church of St. Joseph olması lazım kanka. Bir tane kiliseye benzer bina görüyorum abi evet. Turuncu bir renk üzerinde böyle 6 tane evet. Arka var. Orada tamam abi okey. Anladık. Adı ne kilisenin diyor lan? Church of St. Joseph. İtalyancası da Chiesa Paroquiale di San Giuseppe alla Vita. Şimdi beni abi, kamerayla görebileceğiniz bir yere yönlendirsiniz de selam vereyim size orada. Tamam abi şimdi seni reis Piazza di Spagna var burada. Bayağı insan var Piazza di Spagna'da bu arada. Çok iyi. Bence Piazza di Spagna'ya gidebiliriz. Heykel var tam ortada. Piazza di Spagna neredeymiş ona bakalım. İspanya işte. Oo, biraz uzakmış be burası. Kaç kanka? Ne kadar? 3 kilometre. 3 kilometre varmış. Var evet. 3 okey. Yani okay. Abi aslında yok abi, 3 okey çocuklar ya. 30 dakika falan işte 30-35 dakika yürürüz. Aynen laflaya gideriz. Kolezyum nerede? Domos'u tamam kanka bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? O kilise var ya kilise kanka. Ha. Kilisenin tam karşısından şeye doğru inmen lazım. Güneye doğru güney yönüne doğru inmen lazım. Hatta biraz öyle anlatma. Corso Trieste'den mi ineyim? O dört yol ağzından şeye geçmen lazım. Corso Trieste. Şimdi sen Corso Trieste. Kiliseyi nereden görüyorsun sen? Kilise şu an abi şöyle. Dört yol ağzında evet, tamam mı? Evet. Nasıl anlatabilirim ben sana? İşte Corso Trieste istikametine doğru baktığım zaman tamam. Kilise arkamda kalıyor. Tamam. O zaman sen arkana dönüp abi o kiliseye doğru yürüyüp şey yapacaksın. Sola gideceksin. Yani senin arkanın solu yani anladın mı? Ya da tekrar öne ya da kiliseye baktığın zaman sağdan gireceğim. Ben çok kötüyüm bu konularda. Sokak adı. Ya ben yerini bulamadım abi. Sen kiliseyi anlamadım. Bak, Via Nomentana abi. Via Nomentana'dan aşağıya gideceksin. Aşağıya. Yani Corso Trieste'yi sol koluma mı alayım? Evet, evet. Aynen öyle. Corso Trieste'yi sol koluna alacaksın. Tamam. Corso Trieste'den yüzün kiliseye dönük bir şekilde çıktın ya sağa gireceksin dört yol ağzından aşağıya. Orası Via Nomentana. Tamam. Kilise arkamda kalacak yani. Kilise yürürken solunda kalacak. Oh hayır. O zaman yalnız. Koflat olsaydın rally'yi kaybetmiştik Yunan. Evet, evet. Tamam. Şimdi okey. Kilise solunda değil mi kanka? Burada solunda abi. Burada arabalar falan var değil mi böyle? Tabii tabii. Ağaçlar var. İşlek bir yol. Ha, tamam. Aynen. Solunda dümdüz abi oradan yardıracağız. İspanyol merdivenlerine mi gidiyoruz? Şeye götürüyorum. Ben Allah'a emanet. Size emanet ettim kendimi. Piazza di Spagna. Ama bayağı yürüyecek lan yani. Hani şeyde değil ki. Yürürüm oğlum. Ne olacak? Yarım saat işte. Muhabbet ederiz. Dur bakalım. Belki daha başka bir yer açıktır kanka. Tamam. Ümitlerimi arttırıyor. Ha reis bak şimdi. O yolun sonunda dümdüz yürüyorsun ya kanka. Aha. O yolun tam sonunda şey var. Piazza di Portapia diye bir yer kanka burası tamam mı? Tamam. Aynen heykel var kanka burada zaten kocaman anlarsın gelince yani. Bu göbeğe geldiğin zaman burada... Bir göbeğe geleceksin evet, orada. Aynen işlek bir yer burası. Göbeğe yani gelmeden Rome Garden'ı göreceğim öyle mi solda? Evet tamam. Kanka.
Yani aslında burada kiliseyi bir deneseydin keşke ya yani. Bilmem ki. Kilise mi kadar uzakta oğlum? O kalır tabii. Allah'ın evi diyeceksin ki yani. Oğlum sikerler orada. Diyeceğim değil mi? Selamun aleyküm diye gireceğim içeri değil mi kiliseye? Yo diyeceksin yani ben traveler'ım yani. Şey yapmanız lazım. Hani Allah adına beni almanız lazım falan. In the name of the Deus. Gideceksin abi yayın açabilir mi? Biz de geleceğin. Ulan adam hayatını şey yapıyor nasıl satayım. Gideceksin abi açabilir mi? Vallahi çok bencilsiniz çocuklar bu hayatta yani. Spanish Steps'i görebiliyoruz ama Spanish Steps... Ay konuşalım. Spanish Steps insan var mı ya? İki kişi yatıyor falan orada. Böyle. Bir tane adam oturuyordu ben son baktığımda. Yani... Sonra uykusu geldi. Ha dur evet. Aa kızlar var kanka bak. Oo. Kızlar. Aynen bak bir tane herif var bir tane de bayağı sarhoşlar. Bak. Kızlarla muhabbet olursa kapatın ha kamerayı. Kanka bak bayağı dans ediyorlar bunlar. Bayağı sarhoşlar. Aa, insan var lan burada insan dolu oğlum. Bir sürü kız erkek doluştu birdenbire buraya. İyi hadi gidelim. Reis dans ediyorlar ağır sarhoşlar ha. Güzel. Ya dans eden insandan zarar gelmez ha. Tabii bak bir grup üstte bir grup alta çıkıyor. Bak bu da sarhoş. Oğlum iyi lan belki şey falan derler. Sen burada mı kaldın bize gelebilirsin falan derler yani. Oo bak kızla bak laf ediyor diğer gruba. Bak edepsiz. Hey, sorry I don't speak Italian. Have a good night. Ne oldu kanka? Yine biri yol sordu. Ha. Yok ya biri yol. Reis full böyle full kız dolu. Güzel. Aa kamera yüzünden bir bok gördünüz. Şık tipler hep gece elbiseleri falan kanka üzerlerinde. Ha parti after party yapıyorlar yani İspanyol merdivenlerinde. Ya after party değil de böyle oradan geçiyorlar Instagram fotoğrafları çekiyorlar konuşuyorlar birbirlerini elliyorlar. Okey. Cıvı yani. Bak siyahlı kız domaldı merdivenin orada fotoğraf çektiriyor kendisine. Oğlum ayıptır lan bakma. Lan public kamera. Senin için bakıyoruz kanka. Senin için bakıyoruz. Hay kardeşim yani şimdi baktın uygunsuz bir... Bu arada inanılmaz büyük binaya geldim mi? Ekonomi Bakanlığı var burada. Abi evet, İtalyan evet. Bayrağıyla ışıklandırılmış bir bina var herhalde bundan bahsediyorsun. Evet. Bayağı cool gözüküyor. Aynen bunu konsept yapalım abi. Arkadaşımızın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Ha, yeni format. Yeni format. Yiğitcan ölecek mi kalacak mı? Yiğitcan bıçaklanacak mı yaşayacak mı? Şey abi Yiğitcan'ı 50 euro ile Avrupa'ya saldık. Bakalım 5 gün boyunca hayatta kalabilecek mi? Evet. Hayır o değil oğlum. Bayağı böyle Yiğitcan'ı belli akşamlar boş oldu sıkıldığında. Ha beni yönlendirin. Ha biz haritadan aynen, anlatalım. Sonra birdenbire şey olsun anasını satayım. Sarhoşun biri gelsin çocuğu öldürsün. Oğlum her gece değil herhalde. Gündüz de yapabiliriz Allah Allah. Gece mi yapacağız illa? Akşamüstü yapılmıyor mu? Neyse ben çok panik oldum tane... birdenbire doğru. Ben sana öyle bir yol çıkartırım ki kanka osurursun. En nezih yolu şey bulurum. Merdivenlerde oturanlar laptopuyla takılanlar var kanka. Ha laptopuyla takılanlar çok iyi. İyiden biz belki böyle tek oturan var mı Güno? Var tek, grup. Yok tek oturan insanlar var merdivenlerde ayrı ayrı. Muhabbet de olur o zaman. Hatta uyuyorlar falan gibi böyle bazıları. Güzel. Çok iyi. Ya tam loiterer mekanı burası aslında. Uno momento, sacramento, cimento. Kanka işte cimento. Beyaz renkli insanlar takıldığı için loiter olmuyor orası. Socializing falan oluyordur abi. Baba yüzünü yıkıyor şeyde. Savunma bakanı. Üzerinde de yazmıyor. Helal. Bence bir konuş abi savunma bakın. Şu Afgan konusunu bir çözün. Şeydi abi Abdullah Öcalan'la ilgili ne düşünüyorsunuz da? Evet Muhammed merak ediyor diye. Aa biz onu arıyorduk diyorlarmış değil mi? Roma Kore kitlesinin yanından geçiyorum şu an. Ne acayip. Yiğitcan aslında böyle şey falan yapabilirsin biliyor musun? Böyle şimdi kulaklığı takıp ben buradan kamerayla izliyorum ya. Böyle şey falan diye insanları kandırabilirsin. Şu anda çevremdeki 360 derece neler olduğunu biliyorum. Arkamda iki tane insan var. Önümde şunlar var. Benim böyle kandırabilirsin sen. Süper güçlerim var falan. Polis geldi lan. Polis niye geldi? Beni arıyorlarmış. Yok galiba rutin devriye. Oğlum ya, bir şey diyeceğim ya. Yapan var mı diye bakıyorlardı. Tancan şu anda biz şeyiz değil mi? Gayinde çeyiriz değil mi şu anda? Gayinde çeyir. Evet. Gayinde çeyir olmak çok iyi oğlum. Çay içiyorum, sigara içiyorum falan böyle. Şuraya gideceksin, böyle yapacaksın falan. Öyle gibiyiz ha. Evet. Kamera nerede lan? Aha geliyorsun galiba. İtcan valla. Kolumu sallıyorum. Valla görüyoruz seni İtcan. Abi iniyorsun bak merdivenlerden. Geldi. Evet. Valla geldim. İtcan bak solundakiler insan mı ya? Onlar insan değil mi? Evet ama şey. Beyaz ayakkabılarım var. Evet. Simsiyah, üst siyah, alt beyaz. Çanta var sırtında. Vay anasını kardeşime bak. Galiba meme uçların gözüküyor bize. Aynen sen çok net. Bizdesin Yiğitcan. Çok net görüyoruz seni şu anda. Nerede? Kamera nerede oğlum? Abi kamera solunda. Solunda. Abi el sallıyor lan. Yok abi bak, arkanı döneceksin. Geç geliyor. Sallıyorsun şu an görüyoruz. Yani tam geç kamerayı geliyor. Bulman biraz zor. Aynen görüntüsü geç geliyor ama zaten. Aynen.
Bak tam böyle 45 derece soluna dön. Yok yok öyle. Şimdi salla elini. Ya merdivenlerin solunda kanka işte. Merdivenlerin solunda yok, yukarıda 30 kamera. 30 derece sağına dön. Öyle 30 mi? Derece. Şu mu lan? Hayır 30 derece sağına dön. Yok, dur oğlum geç geliyor zaten ben. Heh orada dur. Şimdi tam karşına bak. Eğer sallarsan muhtemelen doğru yere sallayacaksın. Yok ya bakayım, yanlış kameraya bakıyor. Yok çok sert dönüyorsun. Evet çok sert dönüyorsun. Ya, bana merdivenden... nasıl anlat biliyor musun? Pışkıyım şimdi sırtımı alınca. Evet tamam, merdivenlere sol... doğru bakınca. Solunda reis merdivenden inince solunda solunda. Sen merdivene geri gittin şu an. Evet merdivende evet. Solunda hafif böyle 45 derecelik açıyla sola bakacaksın. Orada yukarıda bayağı kamera bu arada yani. Şu an tam karşında. Evet ama tam karşında. Ama tabii geç gittiği için şey yapamıyoruz. Şu binanın köşesinde bir yerde herhalde o zaman. Solundaki binanın 30 derece açığına doğru. Doğru yere mi bakıyorum şu an? Yok, biraz daha sağına dönersen, evet. Hafif sağına dönersen tam karşısına geleceksin. Hafif sağına dön. Olduğun yine yerde deli sanacak çocuğu. Lan nereye oğlum? Düz yola bakıyorum öyle önce. Ne oluyor? Biraz şey. Çıldırarak bağırdı. Bize gelmedi ses ya. Şu an bakıyorsun kameraya. Şu an kameraya bakıyorsun abi tam yok. Karşında. Ha evet. Oha yine bize de geldi lan. Oha bize de geldi ses. Asıktır. Hmm. Help diye bağırıyor lan biri. Help mi? Help diye bağırdı. Help diye bağırdı. Sarhoş bağırışıydı. Şu mu lan kamera acaba? Abi demin bakıyordum. Tam help'ten önce bak, bakıyordum. O yanında beyaz bir taş var ya. O beyaz taşa sırtını dayayıp karşına bak abi. Bu eczane şeyinin üzerinde mi acaba? Ne kadar saçma. Kamerayı nereye satmışlar acaba? Yok yanlış tamam, beyaz taşa gitti. Evet o değil o değil. Yoldaki beyaz taş yoldaki. Evet. Hangi tam okey geç geliyor ya çocuklar zaten o yüzden. Takçilerimizle. Karşı caddede iki binanın üstünde diyor bak. Heh o taşa dayan abi zaten. Dayandım taşa kanka. Tamam şu an. Ha şu mu lan? Bir salla bakayım elini. Şu an sallıyorum. Devam ediyorum sallama. Bence gördü lan gördü bence. Gördü evet. Tam kafasını oraya çevirdi yani. Kamera evet sanırım şu. Kire bekliyorum hala. Evet evet. Gördün aynı. Evet gördüm. Şu an çok doğru yerdesin aynı. Okey. Abi bak kızlar geldi ortam var gideceğim. Hadi gir hemen aralarına. Gir karambole. Kanka bunlar çok kalabalık ya. Tamam işte güzel. Hello. Aşağı yatmış biri var değil mi orada? Aynen. Biri yatmış oraya. Evet yani. Orada kimler? Birileri yatıyor değil mi orada? Nerede? Yatan yok da. Şey, arkandakiler oğlum. Arkamda iki tane insan var. Onlar ayakkabılarını böyle çıkartıp tutuyorlar iki tane kadın. Ha işte okay. Aynen bak yani direkt şeyde git yanlarına o hello I am Turkish I fuck real good falan de. Gattutu arkadaşları şu an random sokakta gördüğü insanlara sert çıktırıyorlar. Onları kafayı yiyorlar. Herkes selam veriyor. Gattutu. Tezahürat falan yapıyorlar. Gattutu olabilir mi lan o? Yok değil. Gattutu bundan yaşlı. Kim ki bu? Fotoğraf çekiyorlar. Evet biz de gördük şimdi aynen. Yok oğlum biri değil. Selfie random gelenlerle beraber selfie çekilen dedi. Onlar da gaza geldiler. Hepsi sarhoş. Bağırıyorlar lan. Ha, story attılar herhalde böyle bağırırken. Roma çok büyüksün. Roma süpersin dediler. Ha öyle mi? Hiç fikrim yok. Roma sikare demiş olabilirler. Şunu yapmadan buradan gitmemek lazım diye düşünüyorum. Ha yüzünü mü yıkayacağım? 1 TL mi atacaksın oraya? Bir elimi daldırdım kanka. Tabii ya kutsaldır be. Tabii. İçebiliyorsun o zaman istersen. İçenler vardı yani. Kulak arkana da al. Kanka şey bak sen pasaportu çıkart. Senin oradan Midilli'ye geçelim bir gün seninle beraber. Midilli'den de o gemilerden bir tanesiyle Atina'ya gidelim. Abi evet evet Covid olayları falan artık bitti ya. Artık evet, o işlere hafiften geldin. Girebilirim yani. Anasını satayım oğlum, ya. Millet seyahati aç abi. Kafayı yiyelim. Çıldırmış durumda yani. Kardeşim bir de bu millet de şey daha. Benim pasaportum vardı da bitti arkadaşlar ama hiç kullanmadım yani. Çıkar abi bir 10 yıllık bulunsun ya. Bir daha bir artık alır. Çıkartalım seni dışarı oğlum ya. Bir gör yani medeniyet. Başka bir medeniyet. Aynen kardeşim. Göreyim de sonra Türkiye'ye burun kıvırayım değil mi? Yok lan Atina'yı görsen Türkiye'ye burun kıvırmazsın. Atina o kadar da fırlamış bir Avrupa. Taharet yok değil. Boşver. Ne gideceğim? Oğlum taharet yok da burada hayvan gibi bide var ya. Var evet. Ben İtalyanların hatırlamıyordum bu kadar bide kullandıklarını. Ben orada görmüştüm. Diğer ülkelerde çok karşılaşmamıştım. Ben de İtalya'da hatırlıyorum. Fransız icadı değil mi bide esasen? Ben öyle biliyorum. Galiba yani. Öyle olması lazım. Bakan bir. Ne kadar saçma ya. Niye ayrı bir ona klozet yapıyorsunuz oğlum? Evet, İçeri koysanız hiç tanıştık. Yine hiç yok da niye yani de? Günah seni memnun eder mi bir de? Ne kanka? Bir de şey var ya kanka klozetin bir de yani Avrupa'nın bazı yerlerinde oluyor. İtalya'da mesela cöğü düğü var. Götünü yıkamak herhalde. İçin olan şey mi? Götünü yıkamak için ayrı bir klozet var abi klozetin yanında.
Evet. Ya bilmiyorum abi ya. Yani ferah yıkıyorsun oğlum. Ha aynen, ama siz böyle bayağı daha güçlü bir fıs şeyi var. Musluğu var. Hani öyle ince değil yani. Bazılarını başına ayarlayabiliyorsun, bazılarını ayarlayamıyorsun falan, ama bayağı kalkıp yana oturman gerekiyor yani. O saçma. Hı? Ya squat pozisyonunda ördek gibi aynen geçebilirsin yani, o da bir seçenek. Hı-hı. Yani yanaklara bulaşmasını istiyorsan. Aynen. Bizimkiler abdest alıyor. Vay. Abdest alınır yani, evet. Ayak yıkamak daha kolay. Patlat aynen. Aklında. Patlat bir abdest. Amerikano. Galiba Enşede dönerci varmış ama. Neydi, ne varmış? Enşede de iyi dönerci vardı galiba. Öyle bir muhabbet vardı. He abi. Neyse, evet, kurulu çünkü düzenimiz var işte yani.